Çarpıcı açıklamayla gireceğiz. Amerika ve Batı'da sıcak para arayışları harıl harıl devam ediyor. Ve bu çerçevede biz sıcak para arayışlarının Türkiye'nin güvenlik ve beka ve vatan meselelerini ilgilendiren bir pazarlığının olduğunu hatırlıyoruz. Onun için esaslı bir şekilde uyarılarımızı yapmıştık ve işte şu süreçte gerçekleşen bu sıcak para arayışının Türkiye'nin güvenliğini de pazarlık meselesi haline getirildiği ifade edildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, AK Parti'nin ABD ile görüşmelerde kredi karşılığında İsveç'in NATO üyeliğine evet dediğini açıkladı. Türkiye, ittifakın genişlemesine verdiği ilkeli desteği bir kez daha ortaya koymuştur. Para karşılığında AK Parti hem Türkiye'nin güvenliğini sattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önümüzdeki günlerde İsveç'in NATO'ya katılımını oylayacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, oylama öncesinde Amerika ile kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkları gündeme getirdi. Hiçbir ülkenin ittifaka girmesine engel çıkarmadık. Çünkü söz verdiler. Doğu Perinçek, sıcak para arayışındaki AK Parti hükümetinin Amerika'ya kredi karşılığında İsveç'in NATO üyeliğine evet deme sözü verdiğini açıkladı. Bakın burada aynı zamanda bir bilgiyi bütün kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Amerika ile görüşmelerde AK Parti temsilcileri söz verdi. Biz İsveç'in NATO'ya alınmasına evet diyeceğiz, onay vereceğiz, kesinlikle veto etmeyeceğiz ama siz de bize kredi verin. Yani para karşılığında AK Parti hem Türkiye'nin güvenliğini sattı hem de Filistin'in güvenliğini de satmış oldu kredi alayım derken. Perinçek, AK Parti'nin cumartesi günü yaptığı Filistin'le dayanışma mitingini hatırlattı. İsveç'e onay verip Filistin'e destek olamazsınız ifadelerini kullandı. NATO'ya tabiyseniz, İsveç'i alıyorsanız İsrail'in yanındasınız, Amerika'nın yanındasınız. NATO'ya İsveç'in alınmasına destek olan bir AK Parti hükümeti Filistin'le dayanışma içinde değildir. Amerika'nın yanındadır, İsrail'in yanındadır. Ancak milleti aldatırsınız. Bölge ülkeleri ise...